Evet, YKS 2023 tayfa hocam diyor, stresimiz bitmiyor diyor. Çünkü üniversiteler kazanıldı. YKS 2023 adaylarının en büyük sıkıntısı barınma sıkıntısı. Acaba ne olacak? KYK çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çıkmazsa ne olur? Tabii bir taraftan da maddi sıkıntılar var arkadaşlar. Sizleri gayet iyi anlıyorum. KYK çıkar mı çıkmaz mı? Neler gerekir? Bunlarla ilgili videolar gelecek arkadaşlar. Daha dün gibi Balıkesir Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünü kazanmıştım. Kayıt yaptırmaya gitmiştim. Ondan sonra 3 sene KYK'da kalmıştım. Tabii değişik günler sizi bekliyor. Yani bir KYK'da bir odada en az 4 kişiyle beraber yani sabaha kadar böyle ışığı açık tutanlar olabilir, anlaşacağınız insanlar olabilir, anlaşamadığınız insanlar olabilir. Sizleri değişik günler bekliyor, değişik arkadaşlıklar bekliyor. Sizlerin stresini gayet iyi anlıyorum arkadaşlar. Bir taraftan da okulda acaba neler olacak? Yeni arkadaşlıklar kurulacak. Acaba okulda kimle anlaşacağım? Yani benim kafama uygun kim olacak? Bu düşünceler olacak arkadaşlar. Ama o tatlı telaşlar şu anda bence bu çok tatlı telaşlar. Bunlar ileride böyle hatırlayıp güleceğiniz telaşlar. Biz yıllar geçti böyle. Şimdi üniversite arkadaşlarımızla konuşuyoruz da bazen gülüyoruz. Hatta bazen videolarımız oluyor. Böyle komik komik hallerimize gülüyoruz arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olacak ve çok da stres yapmayın arkadaşlar. Çünkü siz mutlaka orada bir şekilde barınacaksınız. Bu konuya çok da sıkıntı yapmayın. Ben buna eminim arkadaşlar. Zaten maddi durumunuzdan dolayı KYK çıkma olasılığı hepinize çok yüksek maddi durumu olmayanlar için. Olanlar için de zaten özel yurt vesaire ya da tanıştığınız arkadaşlarınızla beraber eve çıkma olasılığı olacak arkadaşlar. Sizleri çok güzel günler bekliyor. Bence bu günlerin kıymetini bilin. Bence bunun heyecanını yaşayın. Sonuçlar açıklandı. Şu an tatil yapın ek ayına kadar. Çünkü ek ayından sonra artık o yavaş yavaş serüven, macera başlayacak arkadaşlar. Ve bugüne kadar emeğinizin karşılığını alacağınız o bölümü okuyacaksınız. Ve ileride öğretmenlerimiz, doktorlarımız, avukatlarımız, ne bileyim siyasetçilerimiz yetişecek. Ve bizlerin karşısına gelecek belki. Bizleri tedavi edecek. Bunları çok istiyoruz. Sizler adına çok mutluyuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.